Değerli misafirlerimiz, hepiniz kurultayımıza hoş geldiniz. Turizm sektörünün temsilcileri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Turizmde Üretim Devrimi kurultayında buluştu. Kurultaya Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk da katıldı. Türkiye hava sahasını Ruslara kapatsa, Rusya'ya kapatsa Rusya'yı kaybedecek. Kapatmasa, yaptırımlara uymasa, peki Avrupa'dan diyelim ki neredeyse 1/3 oranında gelen turistler ne olacak? Bolluk, turizmcilerin merakla beklediği Rusya ve Ukrayna gerilimi konusunda açıklamalarda bulundu. Yaşanan gelişmelerin Türk turizmi için yeni fırsatlar yarattığını, ancak Türkiye'nin dış politikada doğru bir tutum alması gerektiğini anlattı. Türkiye yaptırımlara uymayacak, bu açık. Böyle bir şey imkansız. Peki ne yapacak Avrupa? Ben mesela Avrupa'dan turist bekliyorum. Olaylar onu gösteriyor, ilginin yönü onu gösteriyor. Rusya'ya bir heyet gönderdik. Nezaketle davet ediyorlar. Türkiye'ye gelin buyurun falan diye. Onların hepsinden aldıkları ortak cevap şu. Zaten gidecek başka bir yerimiz yok. 7,5 civarı bekleniyordu. 7,5 milyon bu sene için Rus turist. Şimdi 10 milyon beklendi. Fakat burada bazı çok kritik sorunlar var. Doğrudan doğruya hükümet müdahalesiyle çözülecek. Uçak yok. Yani Türk Hava Yolları derhal el atmak zorunda bu işe. İkincikli davrandığınız anda gider. Kaybedersiniz. Çünkü zaten rezervasyonlar falan hani bir süre sonra geç kalınacak. Olağanüstü bir fırsat doğmuş vaziyette. Şimdi bakın hep Rusya diye konuşuyoruz. Çin yılda 180-190 milyona varan turist gönderiyor. Kurultay'da turizm sektörünün ve Kuşadası esnafının temsilcileri de kürsüye çıktı. Sorunlar anlatıldı, çözüm önerileri sıralandı. Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası'nın 55 yıldır turizm kenti olduğuna dikkat çekti. Yani Kuşadası'nda bundan sonra öyle yeni şeyler değil de yapılmış olanı düzeltmek için revizyonist bir yaklaşım lazım. Kuşadası'nın bundan sonraki bakış açısı bu olmalı. Yani bundan sonra elimizdekini değiştirerek bir yol almamız lazım. Yani ben biraz daha makro bir bakış açısı yapıyorum size. Mesleki sorunlar, çarşıların sorunları, işte bunlar bu revizyonların içerisinde olmalı. Yani bunda da yerel yönetimlerin buradan ders alması lazım. Dediği gibi çarşıdaki yapım nasıl yapılmalı? İşte esnafın görüşleri alınarak yapılmalı. İşte birilerinin işine geldiği gibi değil de nasıl olması gerekiyorsa öyle gitmesi lazım. TÜRSAP Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, Efes Kongre Merkezi haberi nedeniyle ulusal kanala teşekkür etti. Yurtcan, yüzlerce milyon dolara mal olan merkezin bir an önce turizme kazandırılması için herkesten destek istedi. İzleyenler de içi acımıştır diye düşünüyorum daha doğrusu. Kuşadası Kongre Merkezi, Kuşadası'nın en önemli ticarethanesi, en önemli ürünü. Yani bu ticarethaneyi çalıştırabilirsek eğer gerçekten de sadece ve sadece ilçemiz değil, ilimiz de çok büyük faydalanacak. Tüm idari yetkililerimize, tüm siyasi partilerimize elimizden geldiğince komera ağzımızdan düşünmüyoruz. Sizlerden de sadece bu konuda bizlerin yanında olmanızı, destek olmanızı istiyoruz. Kuşadası Turist Rehberleri Derneği Başkanı Ozan Sayın, üniversitelerin rehberlik bölümlerinin azaltılması gerektiğini, çünkü ihtiyacın çok üzerinde mezun verildiğini söyledi. Her sene 3500 tane rehberi ihtiyacımız yok. Bir tahtit uygulanması gerekiyor, belki de artık branşlaşmaya geçilmesi gerekiyor. Rehberler odalarının turizm politikalarının içine dahil edilmesi, fikirlerinin sorulması, hatta belki de rehber istihdam edilmesi özellikle belediyeler tarafından çok büyük bir önem arz etmektedir diye düşünüyorum. Kurultay'da antik kentler de gündeme geldi. TÜRSAP Aydın Bölge Temsil Kurulu üyesi Murat Yaman, Aydın ili genelindeki antik kentlerin turizme kazandırılması için tüm kurumların seferber olmasını istedi. Burada konaklama yapan gemiler olacak ve bu gemilerin Magnezya'da bir gece şovu, o eski dönemdeki o çok muhteşem bir hipodrom var orada. At yarışlarının zamanında belki gladyatör savaşlarının yapıldığı, biz bunu tekrar canlandırır mıyız diye gerek Aydın milletvekillerini hiç parti farkı gözetmeden tüm Aydın milletvekillerimizi, sayın valimizi, tüm siyasi partilerin kapılarını aşındırıyoruz. Kuşadası Çarşı Esnafı Temsilcisi Mustafa Kutlu, Kuşadası Belediyesi'nin kent meydanı projesinde esnafın mağdur edilmemesini ve korunmasını istedi. 70 tane esnaf bugün için aşağı yukarı 6-7 milyon civarında belediye bütçesine katkıda bulunuyor. Bunu yap işlet devret modeline dönüştürmek çok akıl kârı olmadığı inancındayım. Belediyenin atıl bir arazisi vardır, boştur. Burayı katkıda bulunmak için değerlendirebilirsiniz.
Bu gayet mantıklı bir projedir ve bizler de bunu destekleriz. Ama altın yumurtlayan tavuğun kesilmesinin çok doğru olmadığını ve samimi olmadığı düşüncesi değil açıkçası. Sadece düzenleme gerekiyor. Çok basit uygulamayla kimseyi yerinden etmeden cephe giydirmesi ve düzenlemeyle bu proje hayata geçirilebilir. Yeter ki bir masa başında ortak akılla bir şeyleri üretelim. Yıkmadan yapalım. Kuşadası Çevre Derneği Adaçev Genel Sekreteri Nail Topal, derneğin hazırladığı raporu okudu. Kentimizin geleceğinin planlanması, buna yönelik bilimsel çalışmalar yapılması, çalıştaylar, kurultaylar düzenlenmesi, başta belediye yetkililerinin, kentte bulunan siyasal kuruluşlar ile demokratik örgütlerin, meslek kuruluşlarının ve halkımızın temel görevi olmalıdır. Tekrar ayaklarınıza sağlık.